Çalışma unsurlarından tangent to surface true point ile eğimli bir yüzey üzerine yeni bir çalışma düzlemi oluşturulur. Bunun için eğimli bir yüzeye ve bu yüzeyin üzerinde bir noktaya ihtiyaç vardır. Bu nokta bir uç nokta, orta nokta ya da work features altındaki point komutuyla kullanıcının oluşturduğu bir nokta olabilir. Öncelikli olarak bir model oluşturacağım. Profilimi çizdim. Ardından buna bir derinlik veriyorum. Katı modelimi oluşturdum. Sonrasında bu katı modelimin ortasından geçen düzlemimi görünür yapıyorum. Offset from plane ile bu düzleme paralel offsetli bir düzlem oluşturuyorum. Origin altından düzlemin görünürlüğünü kapatıyorum. Yeni oluşturduğum çalışma düzlemime yeni bir sketch açıyorum. Point komutuyla rastgele noktalar oluşturuyorum. Sonrasında Home butonuna basarak perspektif görüntüye geçiyorum. Project geometri altından Project to 3D Sketch komutunu aktifleştiriyorum. Silindirik yüzeyimi seçiyorum. OK diyorum. Point komutuyla rastgele koyduğum noktaları silindirik yüzeye yansımasını aldım. Finish Sketch'te eskizimden çıkıyorum. Ardından çalışma düzlemimin görünürlüğünü kapatıyorum. Model ağacına gidip sketch'imin görünürlüğünü kapatıyorum. Çalışma unsurlarından Tangent to Surface True Point komutumu aktifleştiriyorum. Eğrisel yüzeyimi seçiyorum. Ardından yeni oluşturacağım düzlemin üzerinde olmasını istediğim nokta seçimini yapıyorum. Tekrar komutumu çalıştırıyorum. Eğrisel yüzeyi seçiyorum. Farklı bir nokta seçiyorum. Bunun gibi oluşturduğum her nokta için bir düzlem oluşturabiliriz. Oluşturmuş olduğumuz bu düzlemler üzerine de sketch açarak farklı uygulamalar yapabiliriz.